Evet iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Osman Erke. Az önce bağlanmaya çalışırken bağlanamamıştık. Şu anda koşullarımız elverişli ve uygun. Göründüğü üzere kendisi de yayınımızda. Efendim hoş geldiniz. Ne güzel sizi yeniden görmek. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet. E, omikron varyantıyla tanıştı dünya. Avrupa ülkelerinde yaygınlaşıyor artıyor tedbirler alınıyor Elbette her ülke kendince tedbirlerini alıyor kısıtlamalar getiriyor. Ee, varyantlar, yeni varyantlarla tanışıyor dünya. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi e, koronanın e, hala bir e, yukarıya yönlü iğmesini görmekteyiz. Dolayısıyla neler bekliyor dünyayı, ülkemizi, ne yapmalıyız? Bu omikron varyantıyla da ilgili e, sualim şu olacak. Bu varyantı diğer varyantlardan ayıran fark ne ve tedbirler konusunda farklı tedbirler almalı mıyız? Yoksa yine aynı tedbirlerle yolumuza devam etmeliyiz? Buyurun efendim. Şimdi biliyorsunuz dünyada hakim olan varyant Delta varyantıydı ve Delta varyantı 2000 20 yılının işte son aylarında yani yaklaşık bir ay önce Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılmıştı Delta varyantının en önemli özelliği diğer varyantlardan kendinden önce gelen varyantlardan 5 kat daha hızlı, bulaşıcı olabilmesi idi. Delta varyantının ortaya çıkmasından yaklaşık bir yıl sonra Güney Afrika'da veya Bosvana'da biliyorsunuz o mikron varyantı ortaya çıktı. Şimdi delta varyantına baktığımız zaman oradaki mutasyon sayısının iki olduğunu görüyoruz. yani virüsün insan hücrelerine, yapışma girme e, aracısı olan e, spike proteininde iki varyant vardı ama bu e, son varyanta baktığımız zaman bu virüste 50 varyant var ve 32 tanesi de spike proteinine ait varyantlar. Şimdi 2 ile 32 gerçekten birbirinden çok farklı. Son varyantın mutasyon sayısının çok fazla olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çok hızlı yayılabileceğini Delta varyantından da çok hızlı yayılarak kısa süre içerisinde bütün dünyada hakim varyant haline geçebileceğini e, düşünmekteyiz. İlk vakalar biliyorsunuz dediğim gibi Güney Afrika'da ve ...Bostfana'da bildirilmişti. Bostfana'da evet. bildirilen vakalarda... ...dört e, kişinin hepsi de aşılıydı, iki doz aşılıydı. Güney Afrika'da da vakalarda e, gerçekten çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Vaka sayıları 300'lerden 12 binlere kadar çıktı. Ve şu anda da dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...bilgisine göre, bildirdiğine göre... ...38 ülkede bu varyant görüldü. Ama henüz şükür ki bu varyanta bağlı olarak herhangi bir ölüm vakası bildirilmedi. Yani çok hızlı bulaşan ama muhtemelen çok e, öldürücülüğü fazla olmayan, hafif hastalık yapan, e, aşılara da karşı gelen e, bir varyantla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Evet, e, yorulmadan bıkmadan soracağız bu soruyu. Belki cevaplamak, cevaplamaktan yoruldunuz mu bilmiyorum. Sizin adınıza da konuşmak ve yorum yapmak istemiyorum ama tedbirler konusunda yine şu tedbirlerin altını e, gelin birlikte bir çizelim isterseniz isterseniz ne dersiniz Efendim e, o mikron varyantına karşı nasıl tedbirler alacağız ayrı bir tedbir almak e, zorunda mıyız e, yoksa yine genel e, bahsedilen mevcut e, önlemlerle e, hayatımıza devam mı edeceğiz ne yapalım Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz son verilere göre iki doz aşısını yaptıran insanların oranı yüzde altmış. Bu kesinlikle yeterli değil. E son derece bulaşıcı bir varyantla karşı karşıya olduğumuz için ve halen daha delta varyantı dünyada hakim olduğu için bu oranların yüzde seksenlere doksanlara çıkması gerekiyor. Bakın aşılama oranlarını bu şekilde üst düzeye çıkabilmiş ülkeler örneğin İtalya gibi, örneğin Portekiz gibi, örneğin İspanya gibi gibi ülkelerde gerçekten vaka sayıları da az ölüm sayıları da son derece az. Bizimle aynı nüfus yapısına, aynı nüfus sayısına sahip olan Almanya'da biliyorsunuz vaka sayıları çok ama çok arttı. Yani 30 binlerden, 40 binlerden, 50, 60, 70 binlerden 80 binlere kadar dayandı. Türkiye'de ne şu anda şükür ki ortalama vaka sayısı 22 binler civarında ama halen daha hayatını kaybeden insan sayısı günlük olarak 200'lerin üzerinde. Yani bizde vakalar stabil seyrediyor. Ee, hastanelerde herhangi bir yığılma söz konusu değil. Yoğun bakımlarda herhangi bir yığılma söz konusu değil. Ama gene de Kış aylarının içerisinde olduğumuzu unutmamamız lazım. O nedenle Aralık ayı, Şubat ve Ocak ayları gerçekten bizim için çok zor geçebilir. O nedenle mutlaka ve mutlaka aşı olalım. Bakın iki doz aşı oranı yüzde altmış. En kısa süre içerisinde bunun yetmişlere, seksenlere hatta doksanlara çıkartılması lazım. Dünyada biliyorsunuz Avrupa ülkeleri, işte İsrail, Amerika Birleşik Devletleri 5 ila 11 yaş grubundaki çocuklara da aşı uygulamaya başladı ama Türkiye'de bu yaş grubuyla aşı uygulanmasıyla ilgili olarak herhangi bir şu ana kadar hazırlık herhangi bir bilgi söz konusu değil. Çocuklarda vakaların son zamanlarda Türkiye'de çok arttığını görüyoruz. Çocuklarda tabii çok e, hafif seyrediyor. Ölüm vakaları son derece nadir ama çocuklar evdeki insanlara ve diğer insanlara bulaştırma potansiyeline sahip. O nedenle mutlaka ve mutlaka aşı olalım. Gerçi bu o, omikron varyantına karşı aşıların çalışıp çalışmadığıyla ilgili henüz daha net bir bilgiye sahip değiliz ama biz mutlaka şu anda hakim varyant e, e, bu en son varyant değil, Delta varyantı Türkiye'de de aşıların da bu varyantlara karşı etkili olduğunu biliyoruz. O yüzden mutlaka ve mutlaka aşılanalım. Aşılandıktan evet. sonra her zaman söylediğimiz gibi maske, mesafe, hijyen kurallarına da uymaya devam edelim. Özellikle kapalı mekanlar, toplu taşıma araçları bizim için son derece riskli bölgeler. Kapalı, kalabalık, havasız insanların yoğun olduğu mekanlardan mutlaka ve mutlaka uzak durmaya çalışalım. Evet, ee, evet bu önlemler şu anda yeterli gibi gözüküyor. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Osman Erk çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık katıldığınız için çok çok teşekkürler. İyi akşamlar kolay gelsin efendim. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, koronavirüsünü, omikronu, dünyadaki seyrini ve yükselişini, tedbirleri, önlemleri, ne yapılması gerektiğini konuştuk konuğumuzla. Şimdi kaldığımız yerden gelişmelerle devam edeceğiz efendim. Evet Güney Kore ile Altay tankı için yürütülen görüşmelerde kritik bir gelişme yaşandı. Altay tankının motor ve şanzımanı ile ilgili Güney Kore ile niyet beyanı imzalandı. Türkiye ile Güney Kore savunma sanayileri arasında Altay tankının güç grubuna ilişkin müzakereler sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Altay tankının motor ve şanzımanı ile ilgili Güney Kore ile niyet mektubu imzalandığını açıkladı.